Gelecek yönetim ya da bu yönetim devam ederse demiştik. Ee, şimdi Akbaba'ya yeni sözleşme haberini görüyoruz yine aynı sayfada değerli izleyenler. E, Teknik direktör Fatih Terim'in üst üste yaşadığı sakatlıklara rağmen vazgeçemediği 28 yaşındaki yıldız futbolcuya Ocak ayında yeni mukavele e, önerilecek e, deniyor haberde hocam. 6-7 milyon TL civarında da bir ücret önerileceği söyleniyor Emrah Akbaba'ya. Ne dersiz Emrah Akbaba? Çok fazla sakatlık yaşayan evet. bir isim ama kalitesini de aslında bildiğimiz bir oyuncu. E oynadığı müddetçe kalitesini biliyorsunuz. Gösteriyor da ama böyle takımlarda da 10 maç değil minimum 25 maç falan oynamanız lazım ki sizler bir yerlerde olsunuz çocuk çok şanssızlıklar geçirdi, şanssız Hı -hı. sakatlıklar geçirdi. Onlar da sizi ister istemez geri itiyor. Yani teknik kapasitesinizden bir şey kaybetmezsiniz ama efordan, kondisyondan, maç kondisyondan, bunlardan kaybediyorsunuz. E, dayanıklılığınızdan kaybediyorsunuz. Onları da toplamanız için devamlı oynamanız lazım. Evet. Fakat e, kafadan da atamıyorlar sizi. Çünkü yok. E, gelmiyor. Dayanıklılığınız gelmediği için, çabukluğunuz da olmadığı için e, hocalar ne yapıyorlar? Çok genelde sağlam, e, garantiye gidiyorlar. Ve işte oyunun gidişatına göre sizi içeri atarlar. Hı -hı. E, söylediğin rakamlar da yani bilmiyorum az buz bir rakamlar değil. O tarzda da herhalde imzayı atar. 6 milyon, 6-7 milyon TL. Ya, TL mi Önce bir tek onu bulmak <laughs> lazım. Onu kazanmak lazım. Azıcık az, az rakam değil onlar. Rezgi sen şimdi e, tamam e, geldin ama fazla bir şey vermedin. Ama hocam şimdi... E, Çok büyük rakama imza alacağını... Yabancı oyuncuların etmem. sözleşmelerini düşünürsek de belli bir dengede tutmak gerekmez şimdi mi? Acaba yabancı, takım hiç dengeleri de düşünmek lazım. Yabancı aldınız ama yabancı niye alıyorsunuz? Sizin elinizdekinden, elinizdekinden üstün olduğu için alıyorsunuz. Hı -hı. O tarzda oyuncunuz olmadığı için onları alıyorsunuz. E, yabancı aldığınız... İyi aldınız. ve sakat olmayan bir Emrak Baba acaba 11'in değiştiğinden sonra Yani olmaz çok üst seviyelerde e, ne bileyim bir hadi 10 milyon da en fazlasından hı. yani çıkalım e, en fazla sıra çıkalım da. Ama yabancı işte e, biraz evvel söylediğim gibi e, elinizde ondan daha dahisi olmadığı için yabancı oyuncuları getiriyorsunuz. Veyahut ülkede hı hı. bulamadığınız için. E, bunlar da... Haliyle sizin elinizdekinden fazla bir rakamlar olacak. Başka şansınız yok. Oturlu getirme şansınız yok. E gelenlere de bakıyorsunuz öyle 25 yaşında ne bileyim işte 23 yaşında falan getirmiyorsunuz. 30, evet, 28'in evet. üzerindekiler geliyor. E onlar da o taraflarda mevcut takımlarında veyahut da ülkelerinde şans bulamadıkları için artık kalitelere düştükleri için bize geliyorlar. E i̇şte Onyekuru'yu bahsediliyor. Daha hala transferin sırasında. E Monaco gibi bir takımda kadroda yer bulamayan bir oyuncu e biz hem kiralık e Monaco'da onu mallına vermek istiyor. Haklılar hem oynatmıyor kendisi. Madem ben buldum bir tane müşteri var diye hazır. E ona yani ben evet. o şekilde vereyim. Peki hocam Galatasaray'a döneceğim. Döneriz. Ama şöyle bütün takımlara bir değinelim. Hı hı. Önce bir bakalım gündemlerinde neler varmış. istiyorum ben Foto maçın 3. sayfasındaki haberlere şöyle bir bakalım. Yine hocam Transferleri görüyoruz detaylıca ama oraya gelmeden e, yukarıdaki haber çok önemli. Fenerbahçe'de Gökhan Gönül şoku yaşanıyor değerli izleyenler. Gökhan Gönül'de kasık yırtığı tespit edildi. Yaklaşık 2-4 hafta arası forma giyemeyecek olan tecrübeli Sabek Beşiktaş derbisini de kaçırabilir. Gençler Birliği maçında oynamayacak kesin hocam Beşiktaş derbisi e, belli değil. E, tabii Nazım Sangare var e, milli oyuncu e, uzun süredir şans bulmayı bekleyen de bir oyuncu. Ama Gökhan Gönül'ün eksikliği nasıl hissedilir Fenerbahçe'de sizce? Önce şöyle bir bakalım. Kasık yırtığı testi evet, de yırtı. Yani, İki dört hafta e, arası. E, minimumdan Üç haftasını bir kere kesin olacak. 4. haftada olmaz diyor. Ya Olmaz tabii yani. Çünkü kaşık bir de e, yaş faktörü var. Onun hazırlık dönemi var. Yani kolay kolay e, çabuk onu toparlayacakları. Tabii vücut önemli. Vücut kendilerine çabuk e, toparlarsa hı hı. hiç ummadığınız zamanda da atabilirsiniz. Ama çok o, sıkıntılı bir bölge. Onun hazır olması lazım. Ama ee, minimum iki hafta. İki haftayı geçer yani. Geçer mi diyorsunuz? İki haftayı geçer. Beşiktaş derbisine yetişirse sürpriz olur. Yani sürpriz olur. Şimdi onun tekrardan toparlanması rehabiliteye geçecekken bilinemiyor. Çok yani çok sıkıntılı bir bölge. Hmm. taze olduğu için hemen siz iki hafta sonra oraya yetişir misiniz? Bilemiyorum yani. Çok zor bir bölge olduğu evet. için. Ondan yola çıkıyorum. Yani tabii tıp çok gelişti. Eskisi gibi değil. Birden de toparlayabilirler. Nazım yani var orada. O da yani şu anda başarılı bir performans gösteriyor. Milli takımda da izliyoruz. Fenerbahçe'de orasını kaldıracak bir konumda. Beşiktaş'ta o bölgede şöyle düşünüyorum. Kim oynayabilir o akıra kadar? Enkodu toparlar mı? Enkodu sanki dönebilecek gibi dö dö deniyor. Dönerse işte biraz o zorlamaya bir hocam çalışır. Bir dönmek zorunda işin o kadar çok e, pozitif vaka <laughs> haberi de geldi ki bir taraftan. Yani bilemiyorsun ki şimdi onun da durumu nedir, ne kadar Tabii hazır, onu da bilmiyorum. E, tamam geldi Fenerbahçe maçına kartlar yetişti de e, ne verecek size? E iki tane sprint attı ondan sonra beş kere beklediğini anladım o işte. Hmm. E sadece onun sprintler özelliğini Hocam, kullanacaksınız. Larry'm var son dönemde. Hatta bu bakarla da iyi bir... E... Ya yani Ya Larry'in esasında çok... Yani Beşiktaş'a geçmek için söylemedim De, bunu anladım ama... Anladım ama hani çok kötü bir oyuncu değil ki. Yani çok kötü bir oyuncu değil. Biz hemen Tukak'a yapmasını çok seviyoruz. Biraz beklemek lazım. Oyun, oyun kültürleri çok farklı. Bizim oyun kültürümüz de, onların oyun kültürleri farklı. Onlar daha çabuk oynamayı daha deplasa olmayı takım halinde oynamayı seviyorlar. Biz de daha çok ferdi yeteneklerimiz de ön plana evet, çıkıyor. Evet. Ee, biz onu ayırt edemiyoruz. Edemediğimiz için de lalini tuğ yapıyoruz. Yok işte roho gidiyor onu tuğ yapıyoruz. Maalesef böyleyiz. Ama Sangare e, şahit Gökkan yetişmezse ki zor aratacağını tahmin etmiyorum ben. Hı hı. Çünkü arkasında çok iyi kapatan Şerdar var veyahut da Lemos var çıktıkları zaman ucuma. Yani ben çok fazla bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum Fenerbahçe. Tabii büyük farklı bir sıkıntılar da gelmezse takımda. Çünkü daha Fener Beşiktaş maçının iki haftası var. Şimdi hocam merakla beklenen bir konu aynı sayfanın altında bir haber Erol Bulut'la ilgili çifte dönüyor şeklinde. Yine onu da rica edelim arkadaşlarımızdan. Şimdi hocam çok merakla beklenen konu Konya mağlubiyetinden sonra acaba milli arada bir revizyon olur mu olmaz mı? Milli ara sonrasında Gençler Birliği maçıyla başlamak üzere. Şimdi yarın Fatih Karagümrük'le bir hazırlık maçı yapacak hı hı. Fenerbahçe. Haber demiş ki Erol Bulut çift forvet oynayacak bu maçta ve deneyecek. Deneyeceği isimler de Sisse ve Adem'i birlikte oynayacak şekilde. Hı hı. Acaba bu denenirse ve... Hazırlık maçında sonuç alınırsa ligde de görebilir miyiz böyle bir ya hazırlık sistem? Hazırlık maçı farklı. Rakibiniz de size farklı bir e, oyuncularla oynayacak. E, onlar da bir farklı bir... E, bu hazırlık maçı ismi üzerinde işte milli takımımızı seyre izledik. Farklı bir 11'lerle. Oradan kim oynayabilir dersin bugünkü maçta. Bir tek Caner'i düşünebilirsin. Direkt 11'de oynayacaklar. Çok değişik bir takım. Orası da aynı. Oralar ya şimdi Fenerbahçe'nin elinde üçlü de oynama, oynayabilir ki öyle oynuyorlar. Herkes Hı -hı. tek forvet falan diyor ama değil. Üçlü oynuyorlar. Yani şöyle klasik olarak bir bakarsan aynı şekilde. 3-5-2 oynar. E, ne bileyim 4-4-2 e, oynar. 4-3-3 e, oynar. Oynar yani o şartlar elindeki kapasitesi de futbolcular o şekilde. Önemli olan siz forvetteki o harmoniyi nasıl sağlayacaksınız? Şimdi Adem'i diyorsunuz. Adem'i... Ya bilmiyorum ne kadar izlendi. Bir Frey ve bir Adem'i. Yani ikisinin arasında da çok fazla büyük bir farklılıklar Böyle mi dersiniz? yok. E, o zaten oynamayan bir oyuncuydu. Gittiği yerlerde de fazla oynamayan Hı -hı. bir oyuncuydu. Bilemiyorum ne kadar izlediler, ne şartlarda aldı. Tamam uzun boyunda falan aldanmayın ama aynı kapasite de orada da var. Yani şeyde Frey de aynı şekilde. Frey esasında daha yırtıcı, daha dalan bir adam. E, Adem'e biraz daha ağır ona nazaran. sprinter özelliğinden bakarsan boy farkında. Şimdi ikili oynarsanız e, Sise ile şeyi de Samata da oynatabilirsiniz çift forvet eğer öyle gidiyorsanız. Yani ikili düşünürseniz e, orada bence en uygunu teknik kapasite olarak da ceza sahasındaki son vuruşlar olarak da e, Sise ve Samata daha uygun gelir. Hocam Samat'tayı zaten gördük Trabzon maçının ikinci yarısında e, ama sol tarafta e, denemişti hoca. Hani evet. biraz daha <laughs> Şimdi Samet'in o özellikleri var. Dışa dışta oynama özellikleri var. Ee, ve oynadığı takımda da Belçika'da da ne evet. oldu? Biz onun o özelliklerini biliyoruz. Çünkü o takım kurgusu çok farklı orada. Evet. O kadar bir boşluklara topları çabuk oynuyorlar ki e, biz de biraz onlar biraz sıkıntı işte Gustavo'yu görüyorsunuz. Top gelmeden oynamaya çalışıyor ama öbür taraflarda öbür takım içindekiler o kadar çok topa basıp da ikinci hareketleri yapana kadar rakip zaten size o pozisyonlarını alıyor. Hı hı. İşte biz e, biraz o çabukluğumuzu e, öne çıkarmamız lazım. Biz Fenerbahçe'nin forvetini işte işte başlıyoruz. İyi bir forvet hattı var. O kurgusunu da işte nasıl çıkaracak? İkili forvet sant oynar mı siz? Ikili, forvet olmadığını düşünüyorum. Yine tek ama e, milli ara sonrasında Samatta'nın yerine Sisse'nin e, ilk 11'e dönmesini, girmesini e, Sisse bekle Sisse ne yapacak? Olur e, o vakit Samatta'yı sola atacaksınız. Samatta şimdi golle başladı ama sonra ya Olabilir Sıkmın şimdi. Gol atabilirsin O sizin getirdiğiniz pozisyonlara bağlı. Yani onları ne şekilde besliyorsunuz? İşte biraz evvel söyledim. Samata hep açık yani geniş alanları bulduğu zaman şprintel bir özelliğini kullanarak giden evet. dribblingler olan bir oyuncuydu. E Burada da e Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş böyle takımlarda, rakiplerde ne yapıyorlar? Çoğunlukla kapanıyorlar ve kontratak oynamaya çalışıyorlar. Hı hı. E Konya Spor'da onu yaptı Fenerbahçe'ye kadar. Hani biz şöyle deriz teknik direktörler tuzağımıza düşürdük ve hatta tuzaklarına düştük. E, onlar da beklediler. Ha, pozisyonları girip de e, yazmış olsa Fenerbahçe golle buluşmuş olsa farklı bir şey konuşacağız. Ama bu maçlar yaşanacak. Evet. Bunlardan e, hani ders denir de ders değil. Yarın öbür gün gene iki tane arka arkaya maç da kaybedebilirsiniz. Hı -hı. Bu sizin takımınızın kötülüğünden değil. Ama o işte o harmoni çok önemli. Çok mesela orta yapıyorsunuz. Tamam ortalar güzel. Fakat ortada ön direk, arka direk o çapraz koşullarda Orada bir sıkıntı var çünkü çok durarak bekliyorlar forvet elemanları. Evet. Oradaki siz mesela aynı konuda ne diyeyim bir Liverpool'u izliyorsunuz. Oradaki o forvet elemanlarının o hareketlerini Hocam şimdi göre. Liverpool de biraz haksızlık alıyor sanki. Yok şimdi ben demek <laughs> istediğim e, aynısını e, Fenerbahçe'de getiriyor yani çok ufancı. de izlediğiniz zaman o Lewandowski'nin falan dolaşmalarından ben bahsediyorum. Orada siz hareketli olmazsanız e, kalabalık savunmalarda da eziliyorsunuz, kayboluyorsunuz ve o pozisyonları e, üretemiyorsunuz. Onun için e, Erol Hoca ya önde basmayı e, daha çok e, o şekilde oynayacak veyahut da biraz da... Ee, rakibi siz çekip bekleyip çünkü çok süratli elemanlarınız var. Evet. Valencia'dan aynısını alabilirsiniz. Trump'lar aynı şekilde, e, Samata aynı şekilde süratli hmm. oyuncular bunda. Size perspektifi çok geniş bir oyuncu. Topla buluştuğu zaman sağa ve sola ve pasörlük özelliği var. E, Birebirleri e, ceza sahasında çok akıllı ve son vuruşları çok iyi bir oyuncudan söz ediyoruz. O tarzda işte o vakit siz ya önde mi çok ceza sahasının oralarda mı fazla olacaksınız ve hatta rakibinizi çekip bu sprinter özellikleri olan oyuncuları evet. ara paslarla daha çabuk o birebirlere mi yakalayacaksınız onu tabi. tabii. Artık Or hani sistemin oturması gerekiyor. Yani Herabahçe şimdi sistemden diyorsun. ziyade o oyuncu profillerine göre bir e, sistem o sistem oyun diyorsun. düzenini Peki. bulmanız lazım. Şimdi hocam e, daha çok var ama e, transfer haberleri de şimdiden gelmeye başladı. <laughs> Ee, beni şaşırttı açıkçası bu haber. Ben size de sormak istiyorum. Ebon